Selamünaleyküm arkadaşlar. Entel meselelere dantel çözümler ismini de söyleyemiyorum programın nasıl isim koymuşsam. Efendim onun yeni bölümünde beraberiz. Yine gündemdeki bir konu hakkında Risale-i Nur'a bakmayı deneyeceğiz. Daha doğrusu Risale-i Nur'dan bir metni gündemi bahane ederek konuşmaya çalışacağız. Bugünkü gündem maddemiz başlığımızdan da anladığınız üzere Tarkan'ın Geçecek Şarkısı. Herkes konuşuyor efendim, biz uzak mı kalalım, biz de uzak kalmayalım, konuşalım dedik. Ama tabii ki de Risale-i Nur'a yakışan bir şekilde konuşmaya çalışacağız. Öncelikle şarkıya bir bakacak olursak, dönecek olursak, evet epey bir tartışma çıkardı. Biraz da işte siyasi gerilimlerin ortasında kalarak çıkardı. Hani Üstad Hazretleri'nin de belagat kaidesi olarak zikrettiği bir şeydir. Bir söz sadece kendisine söyledi diye değil, kim söyledi, kime söyledi, ne makamda söyledi, bunlar da ele alınarak değerlendirilmelidir. Elbette o açıdan değerlendirildiğinde kişinin muhalif olması, muvafık olması veya eski beyanları veya duruşu, genel duruşu, ahlakı, dini, içinde bulunduğu toplumsal kesim her şeyi sözü etkilemeye başlıyor. Muhatapları da onun sözünü o background'la beraber, arka planla beraber ele alıyorlar. Ve işte günümüzdeki gibi bir şarkıdan kocaman bir tartışma ortaya çıkabiliyor. Peki ben buna nasıl bakacağım Risale-i Nur'dan? Ben burada şarkıların ruhuna dair bir şey yakalamaya çalışacağım. Burada bir metin var. Efendim işte şarkılarda iki sınıf şarkılar var diyelim. Gerçi çok sınıftır ama iki başlık altında değerlendirelim o şarkıların genelini. Bir kısmı işte yandım, bittim, aşkından mahvoldum, şöyle fenayım, böyle kötüyüm. Bu tarz şeyleri anlatan, fanilikten yakınan şarkılar. Yani sevenin sevdiğindeki faniliği veya sevilenin faniliği. Veya sevginin kendisindeki fanilik veya sevenin faniliği, hani faniliğin her yönüyle insanın bir şikayeti var ondan. Fani olmak istemiyoruz. Sevdiğimiz hep bizimle kalsın istiyoruz biz. Sevgi hep kalbimizde kalsın istiyoruz. İki, sevdiğimiz bizi hep sevsin istiyoruz. Üç, biz de hep kalalım istiyoruz. Dört gibi gibi çok sayıda beklentimiz var hayattan. Bunlar gerçekçi mi, sahi mi? Sonuç alınabilir beklentiler mi? Onu seküler bakış açısıyla bir yere koymak zor. Ama bizim için, Müslümanlar için elbette ahiretin de varlığıyla beraber o fena bir beka rengine bürünüyor. İnşallah. İkinci sınıf şarkılar da şöyle şarkılar. Teselli verici şarkılar. Evet, fanilik var ama işte geçecek, şöyle olacak, böyle olacak. Değmez gözyaşına, bilmem şu. İşte ağlama değmez hayat falan. Gibi ama fanilik içinde yine bir teselli vermeye çalışan, yani dert de olsa, keder de olsa, ayrılık da olsa bunların da bir ömrü var. Hayat devam ediyor, bunlar arkamızda kalacak gibi bir teselliyle o yaraya deva olmaya çalışan şarkılar var. Daha başka sınıflar da vardır ama ben bu iki ana başlıkta değerlendiriyorum şarkıları. Bir yanıp yakılma şarkıları, bir de teselli şarkıları. İşte geçeceği biz teselli şarkıları içinde ele alabiliriz. Dert var, keder var, şu var, bu var, geçecek diyor. Ha, bunun siyasi arka planı da vardır ama belki. Hadi kesin demeyelim. Hüsnü zannetmiş olalım biraz. Hadi düşünmemiş olsun ama çıktı ondan bir şeyler. O suizan kısmını kenara koyarsak, teselli şarkısı olarak bile acaba gerçek bir teselli mi veriyor bize? Tamam, bugün hastalık geçti. Ama yarın yine hastalık olmayacak mı? Tamam, bugün yaşlılığa bir teselli buldun ama yarın o yaşlılığın teselli bulmayacağı yaşlar da gelecek. Sırf seküler şeylerle, tesellilerle. O zaman ne yapacaksın? Dünya içindeki tesellinin bir sınırı var. Bugün ağlama diyorsun ama yarın ölüm geldiğinde kim ağlamayabilir? Gibi gibi. Şimdi burası da Sözler Risalesi'nde 17. sözün 2. makamında Kalbe Farisi gelen bir münacat kısmı. Burada İbrahim Aleyhisselam'ın Kur'an'da geçen o şeyi, ifadesi, hemen şuradan okuyayım. Bismillahirrahmanirrahim. Felemma efela kale la uhibbul afilin. Yıldız batınca İbrahim, ben batıp gidenleri sevmem dedi. Yıldız batıp gidince İbrahim, ben batıp gidenleri sevmem dedi. En'am suresinin 76. ayetinde geçen bir ifade. En'am suresi 76. ayet, tekrar etmiş olayım. İbrahim Aleyhisselam
bir tefekkür yürütüyor hatırlarsak Kur'an'da anlatıldığı şekilde. Bakıyor işte belki de hani İbrahim Aleyhisselam onlara gerçekten Rabbim diyor manasında değil. Belki de kavmine tebliğde bulunurken. Bakın diyor mesela güneş ama battı. Güneş fani. Yıldız bak o da battı. Yani kayboldu. O da fani. Ay o da fani. Ben batıp gidenleri sevmem diyor orada. Kavmine bir mesaj veriyor. Yani batıp gidenlerden ilah olmaz. Batıp gidenler insana teselli veremez. Batıp gidenler hakiki mahbub olamazlar diye İbrahim Aleyhisselam orada kavmine bir tebliğde bulunuyor. Hem bir tefekkürde bulunuyor. Hem bize bir bakış açısı, yaşam açısı, tefekkür açısı öğretiyor. Üstad Hazretleri de onun bu ifadesinden hareketle bir tefekkür yapıyor. Şurasından biraz okuduktan sonra devam edeceğim, aşağıdan devam edeceğim. İbrahim Aleyhisselam'dan sudur ile kainatın zeval ve ölümünü ilan eden Nâ'yı La uhibbul afilin beni ağlattırdı diyor. Oradan aşağı atlıyorum biraz. Asıl bizi ilgilendiren kısma çabuk gelebilmek için şöyle bir yerden okuyacağım. Güzel değil batmakla kaybolan bir mahbub. Güzel değil batmakla kaybolan bir mahbub. Çünkü zevale mahkum, yani yok olmaya mahkum, hakiki güzel olamaz. Güzel neye demek lazım? Kalana. Aşkı ebedi için yaratılan ve aynayı samet olan kalp ile sevilmez ve sevilmemeli. Yani insanın kalbi nasıl bir güzellik doyurur? Kalıcı bir güzellik doyurur. Batıp gidenleri sevmez insan. İbrahim Aleyhisselam bize bunu da öğretiyor. Bir matlup ki grupta gaybubet etmeye mahkumdur. Bir matlup ki yani talep edilen ki grupta batışta gaybubet gayba gitmeye mahkumdur. Kalbin alakasına, fikrin merakına değmiyor. Amale merci olamıyor. Bize deseler ki bu araba senin ama yarın geri alacağız. Şimdi o arabaya o muamelemiz bir farklı olur. Bir de o arabayı bize hediye etseler bizde kalacak olsa muamelemiz farklı olur. İnsan kalıcı olana, kendisinin olana, elinde uzun vadeli duracak olana daha fazla bel bağlıyor, daha fazla emek sarf ediyor, daha fazla ondan ümit var oluyor gibi gibi. Sanki onda insan kendisini buluyor yani. Uzun vadeli şeylerde insan hakiki teselliyi buluyor. Daha çok bağlanıyor ona. Onunla da daha iyi tatmin oluyor. Tabii ömrüne göre. Kimse geçici olanla tatmin olamıyor yani. Bu içimizde bir yara. Bir matlup ki grupta gaybubet etmeye mahkumdur. Kalbin alakasına, fikrin merakına değmiyor. Amale merci olamıyor. Arkasında gam ve kederle teessüf etmeye layık değildir. Bu da bir teselli. Arkasında gam ve kederle teessüf etmeye layık değildir. Madem geçici, üzerinde üzülmeye gerek yok. Çünkü bağlanılacak bir şey değil o. Nerede kaldı ki kalp ona prestij etsin, yani tapınsın, çok sevsin ve ona bağlansın, kalsın. Bir maksut ki fenada mahvoluyor, o maksudu istemem. Çünkü faniyim, fani olanı istemem, neyle yiyeyim? Kurtarmıyor ki bizi. Faniyim, fani olanı istemem, neyle yiyeyim? Buradan işte şarkıya bir bakalım. Şarkı bize neyin tesellisini veriyor? Faniliğe karşı fanilikle teselli veriyor. Bu geçerli bir teselli mi? Tamam, diyelim ki bir yaramız var, ölümcül bir şeyimiz var. Birisi de diyor ki ya al şu akide şekerini ye. Şimdi o akide şekeri o yaraya nasıl tedavi olabilir? Daha doğrusu nasıl teselli olabilir? Veya düşünelim ki idama gidiyoruz, bir trende yolcuyuz. Gittiğimiz yerde bizi idam edecekler. Biliyoruz bir saat yolumuz var. Orada da güzel bir sofra kurmuşlar trenin içinde. Hadi bunları ye, teselli ol. Nasıl teselli olacaksın? Bir saat sonra idam var. Olabilir misin? İşte seküler teselliler, Tarkan'ın şarkısındaki gibi teselliler, geçecek geçecekli şeyler bunlar bu dünyanın içinde teselli vermeye çalışıyor. Halbuki bu dünyada mutlak bir kurtuluş yok. Yani kimin ömrü bir aşamadan sonra cennete dönüşmüş? Öyle bir şey olmuyor. Hep gelgitli oluyor bizim hayatımız.
O nedenle hakiki teselliyi burada aramamak lazım. İşte onu söylüyor. Bir maksut ki fenada mahvoluyor. O maksudu istemem. Çünkü faniyim. Fani olanı istemem. Neyle yiyeyim? Bir mabut ki yani ibadet edilecek ki, tapılacak ki zevalde defnoluyor, kayboluyor. Onu çağırmam. Ona iltica etmem. Çünkü nihayetsiz muhtacım ve acizim. Aciz olan benim pek büyük dertlerime deva bulamaz. Ebedi yaralarıma merhem süremez. Zevalden kendini kurtaramayan nasıl mabud olur? Zevalden kendini kurtaramayan nasıl mabud olur? Evet, zahire müptela olan akıl şu keşmekeş kainatta perestij ettiği şeylerin zevalini görmekle, o tapınacak kadar sevdiği, düşkün olduğu şeylerin zevalini, yok oluşunu görmekle meyusane feryat eder. Akıl feryat eder diyor bundan. Çünkü kestirebiliyor. Sonu görebiliyor. Ve baki bir mahbubu arayan ruh dahi la uhibbul afilin feryadını ilan ediyor. Yani batıp gidenleri sevmem diyor. İşte şimdi asıl şarkıya dokunacak bir yer olduğunu düşündüğüm kısma geldik. Derakab zevalle acılanan mülakatlar, yani tanıştınız, görüştünüz, beğendiniz, sevdiniz ama zevali var. Derakab zevalle acılanan mülakatlar keder ve meraka değmez. İştiyaka hiç layık değildir. Çünkü zevali lezzet elem olduğu gibi zevali lezzetin tasavvuru dahi elemdir. Bu cümle çok önemli, çok kilit bir cümle. Risale-i Nur'da da tekrar tekrar geçen bir cümle. Hatırlayalım bir daha. Çünkü zevali lezzet elem olduğu gibi lezzetin son bulması kalıcı bir elem. Çünkü o lezzetin bitmesinden bir ayrılık oluştu, bir yara oluştu, bir yoksunluk oluştu. Daha önce hiç bilmiyordunuz, yememiştiniz, size çok güzel bir yemek getirdiler. Yediniz, mesela kudret helvası diye bir tatlı varmış. Ben onu, Allah afiyetli uzun ömürler versin, İhsan Kasım Salih abinin ikramı olarak ilk defa yedim. Onun evinde misafirken galiba birisi getirmişti, bize ikram etti ondan. Şimdi aklıma geldikçe diyorum, ah keşke bir kudret helvası olsa da yesek. Şimdi ne oldu? Tanıştım ama faniliğinden dolayı bende kalıcı bir yara yaptı. Zevali lezzet elem olduğu gibi zevali lezzetin tasavvuru dahi elemdir. Yani çok sevdiğiniz bir şeyin biteceğini bilmek bir elem veriyor. Adam dizi takip ediyor mesela. Dizinin son bölümü geliyor. Diyelim ki sonradan başlamış takip etmeye. Biteceğini biliyor. Zamana yayıyor böyle. Az az izlemeye çalışıyor ki hani çabuk gelmesin sonu. Niye? Ayrılık acısı. O acıdan korunmaya çalışıyor aslında. O bile bir acı yani. Bütün mecazi aşıkların divanları, asıl aradığımız yer burası. Bütün mecazi aşıkların divanları, yani aşknameleri olan manzum kitapları, şu tasavvuru zevalden gelen elemden birer feryattır. Her birinin bütün divanı eşarının, şiir divanlarının ruhunu eğer sıksan, elemkerane birer feryat damlar. Bakınız işte piyasadaki bütün şarkıları tutun, onu da buraya dahil edelim. Eskiden şiirmiş bu iş, şiirle oluyormuş. Şimdi işte çok yaygın, kum gibi, artık o ünlülerin hangisi ünlü oluyor, hangisi kayboluyor takip edemeyeceğiniz bir sayıda şarkı çıkıyor. Pop müziktir, raptir, şudur budur. Onların hepsini avucunuza alın, sıkın. Bak ne diyor? Her birinin bütün divan-ı eşarının ruhunu sıksan, eğer sıksan, elemkerane birer feryat damlar. Ayrılık acısı. Bütün o şarkıların, şeylerin hepsini alıp sıktığınızda çıkan suyu fena yarası olarak anlayın arkadaşlar. İnsanoğlu faniliğini biliyor, aleminde geçtiğini görüyor. Kendi gidişi ve alemin gidişi, sevdiklerinin gidişi. Daha neler söyleyelim, işte yaşlılık mesela. Sadece kendisi gitmiyor, kendi üzerindeki şeyler de gidiyor. Veya işte farklı nimetler, gençlik nimeti, koşuyordusunuz, top oynuyorsunuz, bilmem şu ama bak geldiniz işte benim gibi mesela 40 yaşına,
yeğeninizle biraz kapıştığınız zaman falan diye böyle diliniz dışarı çıkıyor. Bütün bu ayrılıklar bize bir korku veriyor. Biz böyle olmak istemiyoruz. Cenab-ı Hak bizi ruhumuzla, onunla, bekayla tanıştırmış. Cenneti göstermiş Hazreti Adem Aleyhisselam'a. İnsanın fıtratının bir tarafı cennetle ilgili. O yüzden burada traktör yolundaki Ferrari'ye dönüyoruz. Yine Ferrari örneğine geldik. Yani bir rahatsızlık hissediyoruz. Ya ben burası için değilim, burası bana yetmiyor hissi bizde oluyor. Bir de zaten Cenab-ı Hak kendisini sevelim diye bizim yaratmış, bizim kalbimizi yaratmış. Kalpler ancak onun zikriyle tatmin olur. Kur'an böyle buyuruyor kısa bir mealiyle. O da var, yani onu arıyoruz zaten. Onu aramak için buradayız. O yüzden sağa sola bakmalar, nazar etmeler, sevmeler, bunlar hep bizi yaralıyor. Hepsinden de işte böyle bir elem damlıyor. Şurayı da okuyarak bitirmiş olalım. İşte o zeval alut mülakatlar, o elemli mecazi muhabbetler, mecazi muhabbet, gerçek muhabbet değil onlar. O zeval alut, yok oluş karışık ayrı, şey, tanışıklıklar, ayrılık karışık tanışmalar diyelim. O elemli mecazi muhabbetler derdinden ve belasındandır ki kalbim İbrahimvari, la uhibbul afilin ağlamasıyla ağlıyor ve bağırıyor. Eğer şu fani dünyada beka istiyorsan, eğer şu fani dünyada sahiden bir teselli istiyorsan, beka istiyorsan, beka fenadan çıkıyor. Nefsi emmare cihetiyle fena bul ki baki olasın. Nefsi emmare cihetiyle fena bulmak ne demek? Yani bu dünyada kalmaya çalışan yanımız neresi bizim? Bu dünyaya bağlanmaya çalışan yanımız neresi bizim? Nefsimiz. Cenab-ı Hak, İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin mektubatında geçiyordu galiba. Diyor, ruhu yarattı, bedene koyduğu zaman Cenab-ı Hak ruh bedende durmak istemedi. O ikisini birbirine nefsten bağladı diyor. Hakikaten de nefsin ruha bakan tarafı da var. Ama asıl hayata bakan tarafı var. Bizi bu cismani hayatta tutuyor. Cismani ihtiyaçlarımızı nefsimizle karşılama yoluna gidiyoruz. O bizi şevklendiriyor o işte. Heveslendiriyor, dünyada kalmamıza çalışıyor. Diyor ki, nefis cihetiyle fena bul ki bu dünyaya bağlanan yanın fena bulsun ki o fenadan ne çıkacak? Bakilik çıkacak. Ruhunun maksatlarını arayacaksın ondan sonra. Ya bu dünya işi değilmiş diyeceksin. Tekrar yüzümüzü Tarkan'ın şarkısına dönersek şunu düşünelim arkadaşlar. Sadece Tarkan'ın şarkısı için de değil, bütün şarkılar için, bütün böyle seküler teselliler için şunu söyleyebiliriz. Evet, onların söylediği şey doğru. Geçecek, geçecek ya da şarkıdaki ifadesiyle geçecek. Ama onların verdiği teselli de geçecek. Asıl kalacak olan ne? Asıl kalacak olan, bekaya gözlülük olan, iman şuuruyla yaşamış olan insanın ameli. Ahiretle olan teselli veya cennetle olan teselli veya Cenab-ı Hakk'ın bekasıyla, Esma-ül Hüsna'sının bekasıyla, isimlerinin sıfatlarının bekasıyla olan teselli. Bu kalacak. Zaten daha anlam boyutunda bile, yani tanım olarak kalacak olanlar olabilir onlar. Yani olabilirlik seviyesinde daha. Diyelim ki söz gelimi, Allah korusun hepimizi, imansız biri bile olsanız, olabilecek anlamında o boşluğu dolduruyor din. Bunu artık şeyler bile kabul ediyorlar. Yani dinin çıktığında hayattan onun yerini hiçbir ideoloji dolduramıyor. Bitirirken diyelim ki hepsi geçecek de Tarkan kalacak değil, biz kalacak değiliz, hiçbir şey kalacak değil. O zaman kalacaklarla teselli olmak lazım. Geçeceklerle, geçeceklerin tedavisini yapmak, tesellisini aramak, onlardan medet ummak doğru bir şey değil. İbrahim Aleyhisselam'ın la uhibbul afilin ifadesi de En'am suresinin 76. ayetinde geçiyordu. Batıp gidenleri sevmem ifadesi de bu anlamda işte bize hakikati söylüyor. Geçecekle değil, batıp gidenleri sevmemle teselli olalım arkadaşlar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.